Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıl dönümü Zafer Meydanı'nda yapılan törenlerle kutlandı. Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıl dönümü kutlama programında Vali Şerif Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı, Hava Piyade Tuğgeneral Celal Başoğlu ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile birlikte öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vali Şerif Yılmaz'a gönderilen Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında "Şahsınızda ilimizdeki tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlar vesile olmasına Allah'tan niyaz ediyorum. Cumhuriyetimiz bugün ulaştığı seviye ile bölgesinde ve yeryüzünde elde ettiği güç ve itibarla milletimizin bir iftihar vesilesi, mazlum ve mağdur halklar için de umut kaynağı olmuştur. Her bir vatandaşın bilmesini isterim ki Türkiye Cumhuriyeti 77 milyon aziz milletimizin ortak eseridir. Aynı şekilde Cumhuriyetimizin sahibi de 77 milyon her bir ferdidir. Gerçekleşen köklü reformlarla Cumhur ile arasında oluşan mesafeleri kaldırmış, Cumhuriyetimizi etnik köken, din, dil, mezhep, ekonomik şartlar ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayan bir yapıya kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz kendisini ötelenmiş hisseden, küskün, gönlü kırık kesimlerin her birine ulaşmak için samimi bir gayret içindedir. Herkesi eşit ve adil biçimde kucaklayarak, kardeşlik hukukunu yücelterek Cumhuriyetimiz tarihinin en güçlü seviyelerindedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümüne sadece 9 yıl kala inşallah daha fazla gayret etmek suretiyle büyük hedeflerimize ulaşacak, barış, refah, kardeşlik içinde aydınlık geleceği inşa edecek, Cumhuriyetimizi çok daha büyük başarılarla buluşturacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluş mücadelesini veren, kuruluştan bu yana Cumhuriyeti yüceltmek için gayret gösteren herkesi minnet ve şükranla yad ediyorum. Gerek Cumhuriyet'in ilanına giden yolda, gerek 91 yıllık kalkınma ve büyüme hamlesinde istiklalimiz adına canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha hatırlıyor, onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yılının coşku, heyecan ve kardeşlik ikliminde kutlanmasını dilerken, ilimizdeki tüm vatandaşlarımıza selam ve muhabbetlerimi iletiyorum ifadeleri kullanıldı. Törende konuşma yapan Vali Şerif Yılmaz şunları ifade etti: "Çok değerli Kütahyalı hemşerilerim, sevgili gençler, bugün Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıl dönümünü büyük bir coşku, büyük bir heyecan ve büyük bir kıvançla kutlamanın sevincini yaşamaktayız." Sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Büyük Türk ulusu, kendi istek ve iradesi dışında itildiği ve tüm dünyayı kan ve ateşe boğan 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkarılmış, bunun sonucu imparatorluk parçalanmış, ana vatan yer yer işgal edilmiş, ordular dağıtılmış ve tarihte en eski ve köklü devlet kurma onuruna sahip milletimiz tarih sahnesinden silinmek istenmiştir. Bu durumu fırsat bilen savaşın galibi, emperyalist güçler Türk vatanını ve Türk milletini ortadan kaldırmak hevesine kapılmışlardır. Milletimiz, vatanın bölünmez bütünlüğüne, ulusumuzun birlik ve beraberliğine karşı sürdürülen bu saldırılara karşı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. İç ve dış düşmanlara karşı 1919 yılında başlatılan bu büyük mücadele zaferle noktalanmış ve 29 Ekim 1923'te Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bugün yine 91 yıl öncesinin birlik ve beraberliğini gösterdiğimiz bu vatan için canlarını ve mallarını seve seve veren aziz şehitlerimizin yollarından gittiğimiz müddetçe Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne karşı hiç kimse bir şey yapamayacak ve şanlı tarihimizde olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bu düşünce ve duygularla bu mutlu günü bizlere emanet eden Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, birer kahramanlık ve gurur abidesi olarak yaşamlarını sürdüren gazilerimize de tekrar şükran duygularımı sunarım. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıl dönümünün vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım dedi. Vali Şerif Yılmaz'ın konuşmasından sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Halk oyunları ekibi gösterileri ve mehter takımının gösterisiyle tören sona erdi.